dolabımda en çok kullandığım kıyafetleri gösterdiğim bir blok olacak. En fazla kullandığım kıyafetlerin olduğu dolap. Bu parçalar genelde benim çekim için kullandığım parçalar oluyor. Bu doğum günümde giydiğim bir elbise. İsviçre çoraplarımı yeni almışım, o yüzden üstteler. Dışarıya falan da çorapla kombinleyip giydiğim oluyor. Şu ayakkabıyı hiç bıkmadan, usanmadan giyen bir insanım. Senelerin tecrübesi diyeyim. Arkadaşlar, hepinize yeni bir vlogtan merhabalar. Efendim, çok merak edilen, çok talep gören, vlog çekmeye başladığım günden beri Aslancığım lütfen dolabında en fazla kullandığın kıyafetleri ve ürünleri gösterir misin diyen birçok insan olmuştu. Onları kırmamak üzere böyle bir vlog çekmeye karar verdim. Bu bölüm benim dolabımda en çok kullandığım kıyafetleri gösterdiğim bir vlog olacak. Şöyle, geçen gün sevgili Aslı Şafak'ın programına katıldım. Belki izleyenler olmuştur. Şöyle bir konu geçti. Sevgili Aslan dedi ki, dolap dedi mahrem bir yer. Hani acaba göstermeye, bana da dedi onu göstermek birazcık dedi. Hani özele mi kaçıyor gibi geliyor dedi. Aslında ben katılıyorum kendisine. Şimdi benim zaten giyinme odam ev turundan bildiğiniz üzere yatak odamın yanında. Küçük bir metrekare ve sadece hani çok kullandığım ve çok giydiğim ürünleri ve kıyafetleri burada tutuyorum. Diğerleri, bazıları bavulda, bazıları başka yerlerde. Çünkü elimin altında olsun istiyorum. Ben birazcık böyle pratik bir insanım. Mesela bir yere gideceğim zaman falan da hemen böyle giy çık, öyle hazırlanmam falan da uzun sürmez. Aslında dediğim gibi Aslı Hanım'ın fikrine katılıyorum. Mahrem, özel ve yatak odamın yan tarafında. Ama çok talep geliyor. Çok talep geldiği için de göstermeyi hani sizleri kırmamak adına ve en başından beri çok çok istenen bir blok. Biz zaten geciktirdik. Bu 35. ya da 36. bölüm olacak. Şimdi o yüzden ilk böyle şeyle başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ilk olarak size en fazla giydiğim şu dolabı açıyorum. Burası benim en fazla kullandığım kıyafetlerin olduğu dolap. Gördüğünüz gibi zaten beni takip edenler biliyor, sürekli tayt giyen bir insanım. Burada genelde spor ve günlük yaşamda, spor yaparken ve günlük yaşamda giydiğim genellikle siyah ağırlıklı. Şöyle göstereceğim. Kalıpları genelde aynı. Ekstra small oluyor benim bedenim. Boş askıya almam iyi oldu. Bir dakika. Şöyle genelde dediğim gibi küçük bedenli. Bu işte kendi bloğum olduğu için marka isimleri verebiliyorum. Zaten söylemiştim daha önceden Nike çok giydiğimi ve tercih ettiğimi. Çünkü kalıpları benim için çok kullanışlı. Bu da övmek gibi olmasın ama kendi markam Armadillo Design'ın, buraya hemen etiket koyarım. Onun tight'ı. Benim gerçekten çok çok beğendiğim bir tight kalıbı. Zaten bolca da linkliyorum bunların hepsini. Aynı zamanda kendim hamileyken şöyle bir tight yapmıştım arkadaşlar. Geçen gün bundan da bahsettim. Şöyle fuzo tight deniyor bunlara ve beli, yüksek belli, hatta şu şekilde çıkarıp göstereceğim. Normalde benim ölçü, yani benim bedenimde olan insanlar bunu aldığı zaman işte 32 ya da 34 beden diyorlar ki Aslan neden bunun beli düşüyor? Arkadaşlar, ben bunu hamile insanlar için yaptım. Dolayısıyla eğer zayıfken bunu giyerseniz, yani karnınız yokken bunu giyerseniz istediğiniz mutluluğu yakalayamayacaksınız. Çünkü bu burada büzüşecek. Ama hamileyken girdiğiniz zaman burası o kadar rahat oluyor ve o kadar kullanışlı bir tight ki buraya kadar çekebiliyorsunuz ve bütün gününüz bu şekilde. Ben yani yaklaşık 9 aylıkken falan bile bu tight'ın içine giriyordum ve çok rahat ediyordum. Yukarıda tekrardan bu tight'larımla kombin yaptığım sweatshirt'lerim var. Sweatshirt'ler de benim için her zaman bir hayat kurtarıcı. Onları genelde çok küçük beden tercih etmiyorum. Bazıları crop şeklinde oluyor ama ben daha fazla, hatta böyle bazen ardının falan olanları da giyiyorum. Birazcık daha böyle oversize, büyük beden sweatshirt'lerden hoşlanıyorum. Bu kısım böyle. Bu kısımda da yine çok, hayatımda çok fazla tercih ettiğim eşofmanlar var. Eşofman takımları var. Bunları genelde böyle takım olarak, hatta geçen günkü vlogda sorduğunuz vlogda olan takımlarım. Bunları genelde dediğim gibi takım halinde tercih ediyorum. Çünkü ben ton sür ton da seven bir insanım ayrıca. Hani takım olmasalar bile hep böyle aynı renk tonlarından gitmeye çalışıyorum. Dolap gördüğünüz gibi birazcık siyah ağırlıklı ama tabii ki burada beyazlar, renkliler. Renklileri bir araya ayırdım. Bunların ayrı olma sebebi bunlar tek bir marka olduğu için onları spor olarak şey yaptım. Yoksa normalde bu renkleri de buraya koyardım. Çünkü biliyorsunuz ben birazcık bu konuda hafif şey bir insanım. Bunun ne olduğunu yana ayıracağım şimdi, buradayken değil. Kullanışlı bir şey arkadaşlar. Çantalarımda kullandığım bir şey. Bag organizer diye geçiyor. Yani çanta düzenleyici
olarak geçiyor. Belirli markaların, belirli çantalarında bunları kullanabiliyorsunuz ölçüsünü verip. Çünkü o çantalara göre dizayn edilmiş. Böylece çantanızın içine işte benim çok oluyor, bilmiyorum size oluyor mu, İşte kozmetik malzemelerinizin dökülmesine falan engel olan parça. Buraya böyle gördüğünüz gibi şurada işte fermuarlı bir bölümü var. Cüzdanınızı, parfümünüzü, işte bu bölmelere başka şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Böylece çantalarınız daha temiz kalabiliyor. Daha sonra anlatırım demiştim ama anlatmış bulundum. O yüzden bunu da böyle kaldırarak ikinci bölmemize geçiyoruz. Dediğim gibi favori dolabım buydu. Daha sonra sosyalleştiğim zamanlar giydiğim kıyafetler şurada toplanıyor. Genelde pantolonlar ve kazaklar olarak ayırdım burayı. Burası da çok fazla gördüğünüz gibi siyahtan çok burada renkli kazaklar var. Çünkü ben renkli kazaklar giymeye bayılıyorum. Bu takımım çok sorulmuştu. Belki vloglardan sonra da sorulur. Sizler için yine şey yaparım. Nerede aldığımı göstereyim. Bunlar da onun pembesi mesela. Ben evde çok giyiyorum böyle şeyleri. Şu gördüğünüz terliklerle falan kombinliyorum bunları. Şu şekilde. Tam bir ev kıyafeti ama şu anlık kış olduğu için şu anda evde giyiyorum. Bunları böyle Mart, Nisan ayında falan aynı bu şekilde dışarıya da giymeyi düşünüyorum ve bunların renklerini aldım. Gayet de uygun fiyatlılar bu arada. Şu kazaklarla bütün kış aylarımı geçirebiliyorum. Hem böyle dokusu hem o bu hani olur ya bu örme kazak deniyor bunlara. Ben bilmiyorum yani bütün taytlarımın, pantolonlarımın üstüne hemen bunları, bu tarzları giyip hatta siyahını falan da göstereyim. Çok kullanışlı olduğu için iki rengini de almıştım. Yani benim gayet memnun kalarak giydiğim kazaklar bunlar. Dediğim gibi renkli, şöyle pembeler falan da. Tabii ki bu pembeyi benim artık sevdiğimi herkes biliyor. O yüzden bunlardan da ediniyorum. Gömlek çok tercih etmiyorum. Gömlekleri genelde şu tarz gömlekleri arkadaşlar ben bikini üstlerine yazın falan giyiyorum. Şu şekilde bazen işte önü açık, önü kapalı falan yazın tercih ediyorum. Normalde çok böyle formal bir yere gitmiyorsam gömlek ve ceket benim çok fazla tercih ettiğim şeyler değil açıkçası. Bu taraf, pardon, burada genelde normalde kıyafetlerimi askıda tercih ediyorum. Çünkü bana göre daha düzenli duruyor. Fakat bir yerden sonra dediğim gibi bu dolaplar birazcık küçük olduğu için bu pantolonlar tam sığdıramadım ve kotları asamadım. Dolayısıyla onları da böyle düzenli bir şekilde katlayıp buraya yerleştirdim. Cinlerde en fazla tercihim bu ara yırtık ve daha bol cinler oluyor. Biliyorsunuz eskiden böyle şey dar cinler modaydı. Ama zamanla böyle mom jeans dediğimiz böyle beli sıkı ama daha sonra bollaşan işte bazılarının buralarında yırtıklar falan var. Yani ben öyle tercih ediyorum. Bu cinler daha moda oldu. Çok moda takip etmiyorum biliyorsunuz. Hani böyle çok modayla bir işim yok. Çok alışverişle de alakam yok. Ama hoşuma giden ve rahat ettiğim şeyleri alıyorum ve bu cinler benim rahat ettiğim şeyler. Yani tabii ki bir eşofman veya tight gibi değil ama bunları giydiğim zaman hani oturup kalktığım zaman en azından rahat ediyorum. Bir ara şey olmuştu hani böyle yırtık cinlerim hani böyle bir ara giyilmemeye başlamıştı ama ben hep giymiştim. Yani sevdiğim bir tarz o benim. Burada bazen hani hayatımda bir iki kere giydiğim parçalar var. Bazen çekimler falan oluyordu. Dergi çekimleri. Onlar için almıştım. Ama severek aldım. Yani dolabımda da hep tutuyorum. Bu arada hani trend olan şeyleri değil de genelde zamansız olan şeyleri tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi bir iki kere giymek yetmiyor. Yani bir şeyleri aldığın zaman bence giymen gerekir gibi düşünüyorum. Tabii ki şimdi samimi olmak adına söylersem bazen bir parçayı alıyorum. O anda çok beğeniyorum. Sonra bir beğenmiyorum. Ya gidiyorum onu değiştiriyorum ya da böyle baktım dolapta giyemiyorum. Mutlaka bir şeyle kombinliyorum. Çünkü yazık günah neden aldım o zaman. O şekilde de şey alıyor. Demin şöyle bir şey yapacağım. Buraları kesebiliriz. Demin gösterdiğim şeyde aynı şekilde bu çantaların yani benzer tabii illa bu çantaların değil. Böyle şeyler de aldım. Bu da bu küçük yastık da çantaların formunun bozulmasına engel oluyor. Normalde böyle biz eskiden şey yapardık bu fış fış kağıtları sıkıştırırdık. Hani çantalar herhangi bir şekilde böyle yamulmasın etmesin falan filan diye. Çok akıllı biri bunu yapmayı düşünmüş ve yapmış. Ben çok memnunum bu arada onu da belirtmek istedim. Bu bölümü de bu şekilde kapıyoruz. Çünkü burada gerçi birkaç tane
kapatmadan şunları göstereyim. Çünkü bunlar benim üstümde çok görülen şeyler ve merak edilen şeyler arkadaşlar. Deri pantolonlar şık yerlerde benim tercih ettiğim şeyler. Bunun üzerine herhangi bir şeyle kombinleyebiliyorsunuz. Yani bir kazak ve bir spor ayakkabıyla da oluyor deri pantolon. Ama bir sivri burunlu ayakkabı ve böyle daha şık bir gömlek ya da işte ben gömlek tercih etmiyorum ama işte bir crop top ya da böyle bir body tarzı bir şeyle falan deri pantolonlar çok kurtarıcı benim için. O yüzden ben bayağı bir böyle deri ve rugan parça almışım. Şunlar da hatta biraz iddialı ama geçen gün işte katıldığım programda giydim mesela, gayet beğenildi. Bu da aynı şekilde bir çekimde giymiştim. Yani bu parçalar genelde benim çekim için kullandığım parçalar oluyor. Günlük hayatımda o kadar iddialı giymiyorum. Burada başka iddialı... tabii ki sevgili Raisa Vanessa'nın parçaları var. Şu şekilde göstereyim. Şunlar hep Raisa Vanessa. Bunlar da tabii ki kızlar. Son derece başarılı ve onlar da iddialılar. Ve çok tabii ki stil sahibi insanlar. Onlardan da birkaç parçam dolapta tabii ki var. Çok da severek, beğenerek giyiyorum. Burada başka göstermek istediğim... geçen gün... tekrardan birinden sevgili arkadaşım Cemre'den, Cemre'nin markası Rodo Crossite diye bir marka, böyle bir pantolon almıştım. Tight pantolon gibi. Bunlar da birer kurtarıcı arkadaşlar. Hatta bunların çok böyle benzerleri, yani böyle modeller, bunun benzeri derken böyle modeller. Bu arada artık tight kumaşından pantolonları buradan böyle fermuarla bir sürü designer'ımız yapmaya başladı. Çünkü çok rahat bütün ayakkabılarla giyiliyor. Bazı artık insanlar dar paça değil de hafif bollaşan şeyleri tercih etmeye başladılar gibi geliyor bana. Şahsen ben öyleyim. O yüzden bunlar da güzel oluyor. Bu arada yorumlara tabii ki bırakın. Beğendiğiniz şeylerin linkini verebiliriz. Zaten ben bunu iş olarak da yaptığım için hep bunu konuşuyoruz. O yüzden benim şey yaptığım şeyler. Buraya boyum yetişmiyor ama... arkadaşlar burası yine çok fazla tercih etmediğim, düşermişim ben blokta. Çok fazla tercih etmediğim, yani özel günlerde kullandığım elbiseler var. Bunu mesela 2 sene önce, ay çok ağır, Arda'nın doğum gününde giymiştim. O zaman hamileydim, böyle biraz göbeğim vardı. Bir kemer takamamıştım ama bu böyle kazak elbise gibi olmuştu. Gene Raisa Vanessa'nın güzel bir tasarımı. Buralar falan bütün böyle dediğim gibi çok... bu çok vintage bir parça. Gene böyle pullu, payetli. Elbisede böyle süsleri seviyorum açıkçası. Yani giyindiğim zaman aslında süslenen bir kadınım ben. Ama normal hayatta rahatlığı tabii ki her şeye tercih ediyorum. Şöyle yazın giyebileceğim gene pembeler. Bu kayakta giymek için almıştım. Kayak tatiline gittiğim zaman oradan gösteririm. Kayak valizlerim aşağıda. Tabii ki onlar çok yer kapladığı için ve sezonluk olduğu için onları bu katta barındırmıyorum. Burada da tekrardan pantolonlarımı falan üzerine tercih ettiğim. İşte bu demin size söylemiştim, croplar ya da daha şık diğer tarafa göre, hani örme kazaklar değil de daha şık kazaklarım ve daha şık bluzlerimin olduğu yer, bölüm. Dediğim gibi böyle dar body'ler var. Bunlar da böyle hayat kurtarıcı. Gene tesadüfen kendi markamı elime almışım. Evet arkadaşlar, Armadio Design'de bunların hepsini bulabiliyorsunuz ve bir sürü markada daha tabii ki bulabiliyorsunuz. Hatta yani benim de bazen alıp kendi markamdan daha da beğendiklerim de oldu bu arada, yani hiç yalansız. Ama kendi markamınkileri de beğeniyorum. Çünkü zaten beğendiğim şeyleri dizayn etmeye çalıştım. Onu da anlatayım. Eksiklik neredeyse onu tamamlamaya çalıştım. Neyi bulamıyorsam onu yapmaya çalıştım. Bu çalışmam da yaklaşık bir 3 sene önce olmuştu. O yüzden, evet 2,5 sene falan oluyor. O yüzden şu anda yani tabii ki kendi markasını herkes beğenerek yapıyor. Mutlu olarak bir şeyleri dizayn ediyor ama ben gerçekten şu anda hala onu da 20, daha önce söylemiştim. 20 parça siyah basic parçalardan oluşan bir koleksiyondu. O yüzden dediğim gibi zamansız her dakika giyiyorum. Gördüğünüz gibi hala 2,5 senedir dolabımda. Bazen böyle dikişleri falan kötü olduğu zaman anneme diyorum ki, anneciğim yenisini yollar mısın bana lütfen, şirketten gelirken getirir misin diyorum. Tükenmemiş olanları getiriyor. Şu da şöyle pullu payetli bir parça. Yalnız dolabımdaki pullu payetli her şey Raisa Manisa'ya ait arkadaşlar. Kızları gerçekten beğenerek ve severek giyiyorum. Bu arada böyle şeyler yazın spor falan yaparken ya da işte bir şeylerin içine gömlekti, kazaktı bilmem ne, çok böyle bunlar da hayat kurtarıcı parçalar oluyor. Dediğim gibi hepsini sırası gelince koyup paylaşırım. Ama buradaki amaç şu anda vlog çekmek olduğu için paylaşımları bir sonraki Instagram'a bırakacağız arkadaşlar. Bu şu anda YouTube için. Bu da yine
kendi markamdan böyle hani bir gün olur da ki oldu toplantılara falan gitmem gerekirse diye böyle ceket yiyerek formal bir şey yapmıştım. Allah'a şükür bunları da giymek nasip oldu. Ciddi toplantılarım olabiliyor bazen böyle giymem gerekiyor. Altına bir kumaş pantolon ve işte ceket, yelek gibi bir kombin yapıyorum kendimce. Beğeniliyor bu arada. Yani bu kadar alışverişe ve modaya ilgisiz olmama rağmen bilmiyorum, bence benim gibi çizgisi belli olan insanlar, yani düz giyinip aynı zamanda şık görünmek isteyen insanlar anladığım kadarıyla benim tarzımı beğeniyorlar. Şimdi buraya çıkacağım. Yalnız bu vlog çok kendi elbiselerimi över gibi oldu. Ama bizim bir Dora elbisemiz var arkadaşlar. İsmi Dora. Sevgili Yasemin Özilhan giymişti ve o giydikten sonra ya biz repete üzerine repete 3 senedir o elbisenin repetesini yapıyoruz. Çünkü sürekli tekrardan üretime geçirmemiz gerekiyor repete derken. Tekrardan üretim. Çok beğenilen bir elbise. Çünkü ince askılı, siyah ve tabii beyazını da yaptık biz bunun çok ilgi gördüğü için. Gerçekten hatta o resmi bulup alta da etiketleriz. Yani koyarız. Bu benim de dolabımda olan bir parça. Bir sürü arkadaşım da beğenerek aldı. İnce askılı, hayat kurtarıcı, kokteyllerde hatta düğüne bile giydiğim oldu benim bunu. Çok çok güzel bir parça. Beyaz olanını tabii ki düğünlere giyemiyorsunuz. Gelin bu rengi tercih ettiği için. Fakat ama kokteyllerde falan ya da bazen böyle beyaz giyilmesi gereken yerler olduğu zaman bu da kurtarıcı. Diğer rengi Dora'mızın. Bu doğum günümde giydiğim bir elbise arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Acaba bu kemeri Ayrı ve Arda hediye mi aldı gibi bir konu oldu. Hayır, bu kemer Raisa Vanessa'nın elbisesiyle beraber kendilerini dizayn ettiği bir elbise. Pardon, kemeri de şurada ön tarafı. Yani ayrıca bir kemer değil. Tamamen elbisenin bir parçası. Burada abiye kıyafetlerim var. Şöyle göstereceğim. Yani kumaşından anlayacağınız gibi böyle yine pullu payetli. Bu sevgili House of Gizu'nun, Gizem'in parçası. Bu gelinliğim. Ay çok sade bir gelinlik giymişim. Nostalji olsun. Bakar mısın? Şöyle. Şurada da bir broşum vardı. Ben böyle sade bir gelin olmayı tercih etmiştim. Çünkü böyle kendimi bu kabarık şeylerin içinde çok düşünemedim. O yüzden gelinliğim de o günden beri kuru temizlemeye gitmiş ve böyle bakımlı bir halde dolabımda güzel anılarıyla duruyor. Burada da böyle hamileyken falan giydiğim, rahat ettiğim sabahlık tarzı şeyler var. Onları da kuru temizlemeden şöyle poşetli bir şekilde saklıyorum. Şimdi bu dolap da bitti. Sondan bir dolabımıza geçtik. Tekrardan arkadaşlar, beni tanıyanlar bilir ki ben bir deri ceket hastasıyım. Çok fazla deri ceket giyiyorum ve siyah tabii ki tercih ediyorum. Çünkü kombini tamamladığına inanıyorum siyah deri ceketlerin. Burada tabii ki renkli ve böyle şey olan parçalar da var. Kurtarıcı parçalar var. Burada kot ceketlerim var. Bu sevgili Dila'nın, kardeşimin ilk yaptığı ceketti bana böyle. O zaman soyadım Doğan'dı ve AD olarak yapmıştı bana kendisi. Bu yani hem çok severek giyiyorum hem de bende çok yani büyük bir manevi değeri var. Bu şekilde yırtık bir kot ceket. Yazın çok kullandığım parçalar bunlar. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Kot ceketler, deri ceketler, şöyle süet ceketler falan. Hani bunların hepsine yer veriyorum dolabımda. Bu da annemin böyle vintage bir ceket. Hatta sevgili Pelin'de de göstermiştim. Bu dolabımdaki en eski parça arkadaşlar. Herhalde bir 35 senesi falan var bunun. Annem çok gençken, hatta da 40 senelik falan da olabilir. Annem çok gençken almış. Ama tam yalan söylemeyeyim, tarihini bilmiyorum. Ama bayağı eski bir parça. Bir iki kere bunu da giydim. Böyle seviyorum o şekilde olan şeyleri de. Mesela bu da zamansız bir parça. Çünkü leopar hep böyle gidip geri geliyor. Gidip geri geliyor. Yani hep bir yerlerde leopar görüyorum. Sevmeyen bile bir noktada seviyor ki ben de çok sevmem bu arada leoparı. Burada böyle şeker ev terliklerim var. Bunları da böyle hamileyken bir heves edip falan almıştım. Hala duruyorlar şöyle süslü terlikler. Belki kullananlar varsa bilirler şöyle. Birazcık kokoş terlikleri oluyor ama almıştım öyle. Burada spor ceketlerim var. Bunlar genelde fış fış mont deniyor. Onlarla aşırı rahat ediyorum arkadaşlar. Şu mesela her gün Hamza'ya okuldan alırken her gün giydiğim bir mont. Çünkü spor ve sıcak tutuyor. Böyle dediğim gibi ben fış fış mont diyorum. Şeyini bilmiyorum, adını bilmiyorum. Yani çok böyle güzel parçalar.
Bu benim bu arada çok seviyorum, bilmiyorum, bu duvar kağıdıyla çok yakıştırıyorum bu rengi. Yani nedense onları böyle bir kombinledim kendi kendime. Kilo oluyor bunlar. Bilmiyorum, odaya renk veriyor gibi geliyor. Zaten bu fil dişi. Bilmiyorum ekranda nasıl çıkacak ama fil dişi, ivory deniyor bu renge. Bunu da çok benim ruhuma hitap eden bir duvar kağıdı. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum bloglarımda ama ben çok seviyorum böyle romantik. Hatta romantik vintage mi öyle bir şey diye geçiyor. Yani bu gül ve bu tonları çok seviyorum. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kendi resmim çıktı dolaptan. Bu da seneler önce bir çektirdiğim bir resimdi. Böyle biri bana hediye olarak bunu yapmıştı. Ama asacak bir yer bulamamışız. Bunu bir çerçeveletmek lazım. Neyse. Bir saç ürünü. Şöyle her şey pratikleştiriyor eminim. Bu marka kullananlar bilecektir. Böyle uçları falan var. Ve kendi saçınıza böyle fön tarzı şeyler çekebiliyorsunuz. Yalnız makinenin kendisi yok. O zannediyorsam ki şeyde annemde kaldı. Anneme denemesi için vermiştim kendi saçında. Böyle neyse. Bu kutuyu geçelim. Burası benim vazgeçilmezlerimin olduğu. Hepinizin bildiği üzere ben birazcık böyle evde bile gözlük takıyorum ya. Böyle genelde büyük modelleri tercih ediyorum. Hatta Arda hep dalga geçiyor benimle. Suratın kadar gözlüğü takmışsın gene diyor. Çünkü kendisi böyle çok küçük falan kullanıyor genelde şeyleri. En favorim şu. Hep görüyorsunuz zaten. Hep takıyorum. Şöyle. Bu modeli seviyorum. Ve klasik hiç senelerdir vazgeçemediğim şu Ray-Ban'ın şu gözlükleri, yani gerçekten birazcık camı şu an kirlenmiş ama bayılarak taktığım bir gözlük. Hatta böyle genelde vloglarımda bu ikisini görüyorsunuz. Gözlüklerimi de böyle saklıyorum. Bu çekmeceye koydum. Kutularını da saklamam yani daha doğru ama bazen yapamayabiliyorum ben onu. O yüzden gözlüklerim de bu şekilde. Arkadaşlar burada çoraplarım var. Geçen gün hatta çok sorulan şu İsviçre çoraplarımı yeni almıştım. O yüzden üstteler. Bunları da sizler için dediğim gibi koyabilirim. Koydum zaten geçen gün ama kaçıranlar olursa şey yapsınlar. Böyle kışı bana hatırlatıyor. Dağ falan hatırlatıyor. O yüzden bunları tutuyorum. Diğerleri de spor çorapları. Evde falan çok çorap giymeyi tercih etmeyen bir insanım. Ben çok çorap giyen bir insan değilim zaten. O yüzden çoraplarım da az ve öz. Kötü olanları da genelde böyle ayıklıyorum, veriyorum. Bu arada bu benim her şeyim için geçerli arkadaşlar. Ben kötü olsa ya da olmasa, yani kötü öyle demek istemiyorum şimdi ama kullanmadığım ya da değerlendiremediğim, yani şey olarak değerlendiremediğim. Atıyorum mesela anneme soruyorum. Anne ben bunu giymiyorum, giymem. Dilan'a soruyorum. Giyer misin? Giyemem. Ya da olmuyor onlara beden olarak falan. Hemen ihtiyacı olan insanlara bağışlıyorum. Bunlar hiç söylenmez ama hiçbir zaman kıyafet attığım olmadı. Ancak böyle hiç bağışlanamayacak durumdaysa, hani böyle artık bunu da veremem, hani çok yırtık çoraplar olabiliyor bazen, çok aşınmış falan oluyor. Onları da açıkçası bir şekilde yani vermemeye çalışıyorum. Çünkü ayıp geliyor bana. Şöyle, yani bu dediğim de yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bir şekilde kullanacak insanlar var. Ama bazı şeyler iyice yırtık pırtık olması lazım ki ben onu artık kullanamayayım veya kimseye veremeyeyim. Onun dışında her şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Benim giymediğimi başkaları giyiyor ve çok mutlu oluyorlar. O yüzden de dediğim gibi giydiğim şeyleri dolabımda tutuyorum. Giymediklerimi veriyorum, hediye ediyorum, bir sürü şey yapıyorum. Şöyle, ilk tabii açtığımız anda büyük ihtimal dikkat buraya geliyor, bu ne diye. Bazen bana esiyorlar, böyle alıyorum. Ama şimdi bunu daha giymemiştim. Bugün giymeyi düşünüyorum bu arada. İlk defa bugün giyeceğim, yeni almıştım zaten. Bir davete eğer öyle bir kombinim biri çekerse Ali'den rica ederiz, onu da etiketler. Genelde böyle botları, özellikle şöyle sivri burunlu botları tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok şeyle kombinleyebiliyorum. Pantolonlarla, kumaş pantolon, deri pantolon, taytlarla, kotlarla, her şeyle olan kış aylarında benim için kurtarıcı bir şey. Çünkü şöyle sivri burunlu ve sivri topuklu olması artık beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben senelerdir şu ayakkabıyı hiç bıkmadan, usanmadan giyen bir insanım. Hatta maalesef bu ayakkabıyla ilgili yabancı bir mankenin kim olduğunu hatırlayacağım. Alessandro Ambrosio olabilir. Emin değilim. Bir ayak şikayeti falan olmuştu fazla bunları giymekten. Çok şanslıyım ki bende hiç öyle bir şey olmadı. Bu tarz ayakkabılarda, yani kendisininki bunun aynısı mıydı tam hatırlamıyorum. Ama bu tarz ayakkabılarda o kadar sivri ve o kadar yüksek bir topuk oluyor ki tabii ki ayak içeride böyle durduğu için birazcık rahatsızlık olabiliyor. Fakat benim senelerin tecrübesi deyip alıştım artık bunları giymeye. O yüzden çok fazla beni rahatsız etmiyor. Favori ayakkabılarımdan da biri diyebilirim buna. Dediğim gibi o botları, sivri burunlu botları ve sivri burunlu stilettoları her şeyle
kombinleyebiliyorum. Diğer tarafta normal düz şu boy çizmelerim de var. Fakat dizüstü çizme boyum kısa olduğu için bana çok yakışmıyor açıkçası. Yani ben kendime çok yakıştırmam. O yüzden genelde şurada biten çizmeleri tercih ediyorum. Şu birazcık uzun ama onu da ben böyle büzerek kullandığım için okey oluyor. En sevdiğim ayakkabılardan biri bütün resimlerde. Aslan artık giyme bunu falan diyebilirsiniz. Yani sürekli bu ayakkabıyı giyiyorum. Çünkü böyle minyon insanlarda kaba spor ayakkabıları, yani kaba sneakerları çok daha fazla seviyorum. Atıyorum mesela boyum yetecek mi? Yetmeyecek. Şunu çekmem lazım. Mesela onlar çok daha kibar, böyle daha kız kadın kadın ayakkabısı böyle şey. Ama bunlar daha kaba. Hatta ben bunların aynısını Arda'ya da almıştım. Bunları ben tercih ediyorum. Aynı şekilde şunlar da kaba ayakkabılar. Ben hala giyiyorum kendilerine. Dediğim gibi bazen böyle modumla ilgili bir şeyler olabiliyor ve böyle ne bileyim tüylü, abuk subuk renkli falan modeller de alabiliyorum ama giyiyorum yani. Hani alıp da dolabımda durmuyor. Dediğim gibi onu da bugün giyeceğim. Bu ayağımdaki terlikler arkadaşlar, onları bir arkadaşımızın store'undan almıştık. Hatta bu rengini de aldım ben. Bunları da çok beğenerek ve severek giyiyorum. Şöyle hem evde hem dışarıda kullanıyorum ben. Evde de şık böyle bir kombin yaptığım zaman ya da bir misafirim geldiği zaman kullandığım bir terlik. Ama aynı zamanda dışarıya falan da, hatta bu havalarda bile çorapla kombinleyip giydiğim oluyor. Yukarılar hep zaten dediğim gibi spor ayakkabılar, sneakerlar. Şunlar falan da işte bazen diyorum böyle enteresan seçimlerim olabiliyor. Cinderella ayakkabıları gibi. Aynı şekilde işte şunlar da var. Tam bir Cinderella ayakkabısı. Yani masallardan çıkmış gibi. Ama bazen kadınların ruhuna hitap edebiliyor böyle şeyler. Kendimizi böyle prensesler gibi giydirip ayakkabıları bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Ama dediğim gibi tabii ki bunlar böyle okazyonel giyilecek ayakkabılar. Normalde benim en çok tercih ettiğim zaten şu sıradan şu sıraya doğru gidiyor. Ama şunları çok fazla giymiyorum. Çünkü dediğim gibi o kabalık olmadığı zaman tight'larda beğenmiyorum. Yani tarz olarak bakın yine aynı şekilde şunlar falan da gayet böyle kaba botlar. Yani bu kadar minyon bir şekle neden böyle diyebilirsiniz ama bilmiyorum, ben kendime daha çok yakıştırıyorum. Burayı da böyle bir göstermiş oldum. Başka bir şey kalmadı zannediyorsam. Değil mi? Bütün dolapları çektik. Giyinme odam gördüğünüz gibi. Ama sevgili Arda'nın giyinme odasına göre bayağı daha küçük bir giyinme odam var. Çok fazla burada zaman geçirmek istemiyorum. Dediğim gibi yani şöyle yeterli ölçüde yeterli şeyleri ve giyeceğim şeyleri burada barındırıyorum. Ve diğer şeylere çok fazla yer vermiyorum bu odada. Pratik bir şekilde de giyinip çıkıyorum. En fazla kullandığım, en çok kullandığım şeyleri göstermiş bulundum. Sizi zevkle izleyeceğiniz ve sizi tamam buymuş, bu kadar istediğimiz vlog buymuş dedirtecek bir vlog olmaz. Yani bu muydu ya bu kadar beklediğimiz vlog demezsiniz inşallah. Çünkü gerçekten bu. Olanı gösterdim. Dediğim gibi diğer tarafta olan eşyalarım da işte kayak bavulları bilmem ne falan filan veya kullanmadığım işte bazı şeylerim var. O bavulları açmak çok zor şu anda. Zaten sadece dolap odasıyla anlaşmıştık sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Umarım zevkle izlersiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Like etmeyi unutmuyoruz. Yorumları bırakmayı unutmuyoruz. Sizin sözünüzü dinledim. Birazcık daha ev vloglarına devam ediyorum şimdilik. Hatta haftaya aklımda böyle sürpriz bir fikir var ama şimdi ne olduğunu söylemeyeceğim. Umarım haftaya da vlog, yani o vlogu çekmiş olabilirim. Şunu da söyleyeyim. 2 haftada 1 mi yapalım? Haftada 1 çok teşekkür ediyorum. Haftada 1 istendi. Yani Aslan lütfen her hafta gelsin. Hani o vlogları bizden şu anda esirgeme. Yapabildiğin kadar yap dediler. Anlamak, yani kimse şöyle demedi Aslan işte 7'de kalkıyorsun falan. Hani önemli değil. Ben şöyle yapmaya karar verdim. Bundan sonra vloglarımı 7 ile 3 arası, hani Hamza ile okulda olduğum için ya o 7-3 arasında bir saatte çekeceğim ya da 3'ten sonra bir şekilde çekeceğim ve sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Umarım beğenmişsindir. Herkesi kocaman öpüyorum. Haftaya vloglarda tekrardan görüşmek üzere.